iyi insanlarla hemdem olmalıdır. İyilikseverlik ve insaniyet, Allah'ın rızasını kazandıracak en iyi hasletlerdir. Mertlik ve cömertlik de hayırla anılmaya layık bir davranıştır. Ben alçaklıktan başka buğz ve düşmanlık etmeye layık bir şey görmedim. Şu dünyada kardeş edinilecek kimseler ancak ve ancak mert ve cömert olan kimselerdir. Böyle kardeşlerin dostluğu ile hasta gönüller şifa bulur. Kırık kemikler sıhhate kavuşur, bükülen beller doğrulur. Temin edemediğin ihtiyaçlarını sana bunlar temin ederler. Birikmiş olan dert ve meşakkatlerini senden uzaklaştırırlar. Ölümü düşünüp ahirete hazırlanmalı. Dünyalık için yaptırdığın kat kat nadide binaların, zümrüt misali yeşerttiğin bağ ve bahçelerinle ahirette yakını kurtaramazsın. Sen hala seni kurtaramayacak dünyalıkların zahmetini çekiyorsun. Gel, bir de aklınla istişarede bulun. İyi düşün ve her emeğin neticesine ibret ve dikkatle bak. Şimdi bana anlat bakalım. Ölüm döşeğinde ve son nefesinde ebedi hayattaki makamını görüp gözlerin süzülüp büzülmeye, dilin de tutulmaya başladığı zaman ölümü gözünle fark edip dünyadan el etek çektiğini anlayıp ameli salih işlemekteki tembelliğin ve ihmalin de seni dehşet ve korku içine bırakıp geçmişteki faydasız her şeye pişman olduğun zaman acaba yaptırdığın kat kat binaların, servet ve semanın o son nefesteki dehşetten seni koruyabilecek ve faydasını görebilecek misin? Gülistan'a çevirdiğin bağ ve bahçelerin senden ölümün dehşetini kaldırabilecekler mi?